Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinden sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bir hadis-i şerifinde "Men kezebe aleyhim taammiden فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederek söylerse cehennemdeki yerine hazırlasın buyurmuş. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen tüm hadis-i şerifleri inceleyip araştırmadan, sıhhatine vakıf olmadan nakletmemek gerekir. Çok hassas bir konu olduğu için bu hadis-i şerifi sizin için bugün Mescid-i Nebi'den paylaştım. Şimdi Hicri yılın sonu Zilhicce ayının son günü ve Hicri yılın başı Muharrem ayında başında oruç tutanın 50 yıllık kefaretine vesile olacak bir rivayetle alakalı İbn Abbas ve Hafsa annemize dayandırılan uydurma bir rivayetti. Mescid-i Nebi'nin kütüphanesinden araştırarak sizlere sunmak istiyorum. Mescid-i Nebi'nin kütüphanesi Mescid-i Nebi'nin teras katında bulunuyor. Araştırmacı arkadaşlarımız Medine'ye geldiklerinde veya Medine'de bulunan kardeşlerimiz şu karşıki kapıdan girerek sağ tarafta bulunan şu büyük kütüphaneye girip araştırma yapabilirler. Mescid-i Nebi'nin kütüphanesine giriş yapıyoruz. Kütüphanede bilgisayarlar var. Bilgisayar ekranlarında araştırma yapılabildiği gibi Şamile programlarında araştırma yapılabiliyor. Kitapların yerini bilgisayarlardan öğrenme imkanı var. El-Mektebet-i Şamile programı, örneğin Kefaretu 50 sene yazıyoruz ve tüm programlarda bunu arama imkanımız var. Şevkani'nin El-Fevaid-i Mecmua isimli eserinde 31. rivayet. Men sama ahire yevmin min zilhicce ve evvel yevmin min el-muharram fakat kadime senetel maziye فاقتلت السنة المستقبلة لصوم جعله الله كفارة 50 سنة رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا وفيه كذابان demiş. Burada sehven İbn Mace rivayet etti demiş. Kim Zilhicce'nin son günü Muharrem'in ilk günü oruç tutarsa geçen yılı bir oruçla tamamlayıp gelecek yılı da bir oruçla açacak olursa 50 yıla kefaret oruç tutmuş olur diyor İbn Abbas'tan nakledilen bu rivayette. İki yalancı ravisi var. İbnül Cevzi kitabı Mevduat'ta El-Herevi ve'l-Cüveybari ve Vahb kilahuma kezzabun ve da'un. El-Le'el Masnu'a fil Ahadis'il Mevduat'ta Suyuti aynı şeyleri söylemiştir. Bu bölümde hadis ilimleri, hadis edebiyatı ile alakalı tüm kitapları görmek mümkün. Burada kitaplar arasında rivayetimizi araştırdığımızda özellikle hadiste çok önemli bir saha var. Hadislerin senet ve metin açısından incelenmesi çok önemli. Bunun için ayrı bir bölüm de açılmış.
şurada gördüğümüz Cerh ve Tadil bölümünde ilk kitapları görebiliyoruz. Örneğin İbnül Cevzi'nin Kitab-ül Mevzuat'ını şu bölümde görmek mümkün. Görüldüğü gibi İlaller var ve İbnül Cevzi'nin Kitab-ül Mevzuat'ı. Özellikle tahkikli nüshayı seçiyoruz. Çünkü Doktor Nurettin Boyacılar hocamızın tahkik ettiği şu kitabı esas alacağız. Fihristen hadisin yerini buluyoruz. 1138. rivayette bu hadis ele alınıyor. Üçüncü dipnotta da Nurettin Boyacılar hocamız rivayet hakkındaki görüşlerini söylüyor. Kısaca hocamız rivayet mevzudur, uydurmadır demiştir. İbn Abbas'la ilgili rivayet uydurma, Hafsa annemizden nakledilen bir rivayete rastlayamadık. Görüldüğü gibi kütüphanede araştırma yapan kişiler ezan okunur okunmaz terk ediyorlar. Namazdan sonra tekrar buluşmak üzere ayrılıyorlar. Bu vesileyle yeni yılınızı tebrik ediyorum. Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olmasını, zulmün son bulmasını Yüce Mevla'dan diliyorum.